İşte karşınızda. Şükrü Özgüoğlu. İddia Bilirtin. Evet sevgili bahisseverler. Sevgili bahisseverler, hepinize mutlu pazarlar, iyi tatiller diliyorum. 11 Ekim pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine milli maç ağırlıklı bir bültenimiz var tabii ki. Yine 10 tane maç seçtim sizler için. Cuma akşamından çekiyoruz bu videoları biliyorsunuz. İnşallah cumartesimiz ve pazarımız güzel geçer. Her zaman dediğimiz gibi heyecanlık, takiplik, zevklik, çerezlik. Çok fazla basmadan bu maçları bu şekilde geçirelim. Ekstra maçlar da tabii sizler için bulmaya çalıştım. Bugün yine İsveç'ten, Norveç'ten maçlar seçtim sizler için. Pazar günü bülten biraz daha güzel gibi. Hemen maçlarımıza geçelim lafı fazla uzatmadan. İddiabilir uygulamamızla ilgili yine kuponlarımızı takip etmek için şurada iyi işaretin içinde çıkan tanıtım videomuzu izlerseniz oradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz ve kuponlarımızı, kale maçlarımızı takip edebilirsiniz diyelim. İlk maçımız saat 15.30'da başlayacak. Vasteras Sundsvall mücadelesi. İsveç alt liginde buna da zaman zaman değiliyoruz bu takımların maçlarına biliyorsunuz. Bu iki takıma baktığımız zaman şöyle zaman zaman değindiğimiz için bülten yokluğunda yine bir değinelim dedik. Tabii Vasteras kötü gidişatını kupa maçında biraz giderdi diyebiliriz ama ligde hala kötüler yani lidere karşı da yenildiler ama kendi evlerinde tabii puanları toplamaya çalışıyorlar daha çok. Sundsvall takımı biraz daha iyi durumda ama onlar da genel anlamda yine gol yeme konusunda da istikrarlarını koruyorlar diyebiliriz. Özellikle dış sahada kendinden daha güçlü olan takımlardan gol yiyorlar ya da ayarında olduğu takımlardan. Vasteras da dediğim gibi kendi evinde daha çok puan toplamaya çalışıyor ki son iki maçtır. Yani Eskilstuna'ya gol atamadı ama o maçta kırmızı kartı görmüştü ve daha defansif bir oyun sergilemişti. John Coppings karşısında 2-2 berabere kalmışlardı. Bu maçta da yine her ne kadar galibiyete yakın olan taraf, favori olan taraf Sundsvall takımı olsa da ben Vasteras'ın kendi evinde oynamış olduğu futboldan dolayı gol atabileceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var önereceğim. 1.40 orandan bu maçla ilgili kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Norveç'ten iki tane maç seçtim. Dikkat çekici bir maç var. Liderle takipçisi oynuyor. 16.30'da Sondal kendi evinde Tromsø takımını ağırlayacak. Tabii oranlara takılmıyoruz ama oranlar burada ilginç bir şekilde. Sondal kendi evinde favori gösterilmiş. Tromsø'ye çok yüksek oran verilmiş. Hani deneyecek olanlar vardır belki son performanslarına baktığımızda. Tromsø'da oldukça çıkışta. Gerçi Sondal da iyi. Son maçına takılmayın. Ranheim ile oynamıştı defans deplasmanda. Ranheim defansta beklediği için normal olarak hani normalde hücum oynar bu takımlar ama burada 11 kişiyle defansta beklediler. Bir gol buldular 70'te ve daha sonra Sondal da bu kilidi açamamıştı diyebiliriz. Yoksa normalde golcü bir takım. Burada Tromsø'da bol gollü maçlar çıkarıyor güçsüz takımlara karşı. Yani 3 maçta 15 gol attılar. Düşünün bunun 7 tanesi Ulkısa'ya ve Asane ile halı saha maçı gibi bir maç oynadılar. 5-4 kazandılar. Onların da defansif zaafları yine devam ettiği için burada da Sondal gibi güçlü bir rakip olduğu için yani burada dediğim gibi her ne kadar ev sahibi favori gibi gösterirse de burada bir Tromsø beraberlik de kurtarabilir. Beraberlik de çıkarabilir ama karşılıklı gol var ideal olacaktır. Sanki iki takım da birbirine gol atacaktır gibi oranda bayağı ideal bir 45 orandan kafanıza yatıyorsa bunu da değerlendirebiliriz gibi gündüz maçlarında. Yine Norveç'ten Ulkesa-Ranheim maçını seçtim. Dediğim gibi Ranheim geçen maçında Sondal'ı yendi ama dediğim gibi biraz defansif oynadı. Bir gol buldu üstüne yattı gibi bir şey oldu ama aslında güçlü bir takım. Ve Tromsø ve Sondal'dan sonra 3. sırada geliyor. Yani onların da ikisinin yani direkt rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada berabere kaldıklarını da düşünürsek eğer 3 puan çıkarmak zorunda tabii ki yenecektir. Deplasmanda da olsa yenecektir ama ev sahibinin de kendi evinde genelde onlar da hastalardan kurtulmaya çalışıyorlar ama dediğim gibi kendi evlerinde daha çok 3 puan almaya çalışan ve hücum özellikle golü yedikten sonra onlar da açılan ve hücum oynayan bir takım. Yine bol gollü mücadele sonunda Ranheim'in kazanacağı bir mücadele bekliyorum ama ben 2.5 üste gittim yine oranda bir tık daha iyi. 1.40 orandan bunu da 2.5 üst olarak alabiliriz gibi. Şimdi gelelim 4. maçımıza. Bundan sonraki 6 maçımız tabii milli maçlardan oluşuyor ama hep yüksek oranlı tavsiyelere gittim ben. Çünkü zaten çerezlik yapacağımız için 3-4 maçlık 5-10 lira neyse o şekilde takiplik heyecanlık yapacağımız için yüksek oranlı tavsiyelerde bulunacağım. Bir de uzun zamandır sistem kuponu paylaşmıyordum sizlerle. Bir sistem kuponu paylaşacağım ama kafanıza yatanları alın. Normalde ben sistem 4-5-6 kapakta da gördüğünüz gibi
3400 veriyor. Yani 3-4-5 şey sistem 4-5-6 22 liraya 3400 veriyor. Handikap sıfırlarla ve sıfırlardan oluşuyor. Ben genelde sistem kuponlarını öyle yaparım. Hani 4 tanesi ya da 5 tanesi tutsa bile o handikap sıfır ve sıfırların oranı genelde 3 civarı olduğu için parayı kurtarıyorsun ya da kar yapıyorsun 4 tanesi tutarsa diye veya 5 tanesi tutarsa güzel para veriyor diye. Yine kafanıza yatmayanları değiştirebilirsiniz. Ona geleceğim şimdi. Önce ideal tercihlerimizi bir verelim ideal kuponlar için. İngiltere-Belçika mücadelesinde baktığımız zaman Belçika oynamış olduğu futbolla gerçekten güzel bize bir futbol izletiyor. İngiltere'de son zamanlarda çıkıştı ama onlarda da Sterling takımda olma işi hücum gücünü etkileyebilir belki. Burada favori Belçika olarak görünüyor olabilir ama yine de iki takımın da oynamış olduğu futbolda hücum zenginlikleri açısından iki takımın da gol atması muhtemel gibi olacaktır gibi geliyor bana. Hiç sonuca karışmadan bence karşılıklı gol var almalıyız. Oranları da hazır yüksek açmışlarken 1.60 orandan karşılıklı gol var değerlendirilebilir bana göre. Hırvatistan-İsveç maçında da yine keza bu iki takım da yine hafta arasında hazırlık maçı oynadılar. İsviçre öne geçtiği mücadelede Hırvatistan geriye düştüğü mücadelede 2-1 çevirmesini bildi yine Pasaliç ve Berkol'un golleriyle ve İsveç'te Rusya'yı yendi hazırlık mücadelesinde. İsak ve Johansson'un golleriyle 90+2'de gol yedi. 2-0 yenecekti. 2-1 oldu. Onlar da gayet formdalar. Burada Hırvatistan'ın son zamanlarda son maçlarda aksayan defansına karşı İsveç'in de gol bulabileceğini düşünüyorum ben her ne kadar. Bana göre favori yok yani Hırvatistan yense de şaşırmam ben. İsveç bir sürpriz yapsa da şaşırmam ama iki takımdan da goller bekliyorum. Niye oranları bu kadar yüksek açmışlar bilmiyorum ama ben bu maçları 0-0 bitmez inşallah diye izleyeceğim. Yani sonuçta bir seyir zevki de var ve bu kadar yüksek oran açmışlarken bunu da 1.75'ten karşılıklı gol var olarak alabilirmişiz gibi geliyor bana. Dediğim gibi yüksek değil de düşük misli kuponlarımıza yüksek oranlı kuponlar koyarak kovalayalım. Hafta sonunu böyle geçirelim. Haftaya kendi normal liglerimiz başlayınca yine normale döneriz diye düşünüyorum. Sırbistan-Macaristan mücadelesi. Bir de arkadaşlar bu lig maçlarında bazılarınızın kafası karışıyor olabilir. Evet benim de karışıyor. UEFA Uluslar Ligi diye bir şey çıkardılar. Şimdi prosedürü zamanında size bundan ilk başladığı zamanlarda anlatmaya çalıştım ama kafa gerçekten karışıyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası adı altında bir elemeler yapıyorlar. Orada büyük takımlar Avrupa biletini alabiliyorlar. O yüzden burayı önemsemeyebiliyorlar. Bazı alt kalibrede takımlar da oradan çıkamayacakların elenecekleri bildikleri için onlara da buradan bir fırsat. İşte buranın ilk liderleri ayrı bir çıkıyor, ikincileri ayrı bir oynuyor. Yani UEFA Uluslar Ligi köprüden önce son çıkış gibi anlatayım ben size. Öyle düşünelim. Öbür taraftan varsa biletini alan burayı pek önemsemeyebiliyor. O yüzden her türlü sürprize de açık yani. Mesela Macaristan'ın burada eksik kadrosu vardı. Onlar da hafta arasında işte Bulgaristan'ı yendiler. Oradan tekrar rövanş yapacaklar Euro Avrupa Şampiyonası maçında. Sırbistan'da Norveç karşısında mesela uzatmalarda attığı golle onlar da moralli, onlar da şey yaptı. Hani burayı ne kadar önemserler ama Macaristan'ın koronavirüs etkisiyle eksik olan futbolcuları olduğunu ben araştırdım, gördüm. Ve bundan dolayı Sırbistan'ı da Macaristan'ı da Türkiye karşısında izlemiştik hatırlarsanız. İki takımı da beğenmiştim ben ama Sırbistan kendi evinde biraz da eksik Macaristan'a karşı sanki bir adım önde gibi. Kolay kolay tarafa girmem ama eğer bu bilgiler doğruysa ve gerçekten Macaristan eksik olduğu gözleniyor. Bundan dolayı Sırbistan kendi evinde bir adım önde gibi sanki 2-0 2-1 gibi kazanabilir gibi düşünüyorum ben. O yüzden maç sonu 1'i aldım. 1.55 oran riski karşılıyor en azından bana göre. Burada da maç sonu 1 kuponumuzun birinde değerlendirilebilir gibi. 7. maçımıza gelelim. Rusya-Türkiye maçı. Şimdi bu maça ne diyeceğiz? Biz Sırbistan Macaristan karşısındaki Türkiye'yi izledik. Ona göre yorum yaptık. Rusya hazırlık maçında bir de hazırlık mı Almanya hazırlık maçında bambaşka bir Türkiye çıktı. Şimdi burada ne düşünebiliriz? Şimdi oradaki Türkiye'yi gördük. Rotasyonluydu Almanya'da. Evet biz de kısmen rotasyonluyduk. Ama şimdi bu ligde şimdi Rusya ile en son oynadığımız mücadelede 2018'de biliyorsunuz deplasmanda 2-0 kaybettik. Kendi evimizde 2-1 yenildik. Ama o bildiğimiz Rusya'da geldi İsveç'e. İsveç'e 2-1 yenildi ama hazırlık maçı adı üstünde yani. Aynı performansı mı gösterecek, daha mı ciddiye alacak? Şimdi Rusya'nın tehlikeli oyuncuları da var biliyorsunuz yani ileri uçta. Özellikle Smolov gibi mesela yine Golovin, Şerişev bunlar oynarsa çok tehlikeli oyuncuları var. Biz de ne kadar tehlikeliyiz gösterdik Almanya karşısında. Şimdi aynı performansı gösterirsek Rusya da ciddiye alacaktır muhtemelen. Taraf bahsine girmemekte fayda var burada. Karşılıklı gol vara muazzam bir oran açılmış. 1.85. Ben Rusya'nın gol atacağını düşünüyorum bize. Türkiye de gol atarsa ki Almanya maçındaki gibi oynarsa atar. 1.85 oran değerli bana göre. O yüzden burada da karşılıklı gol varı öneriyorum. Dediğim gibi son maçlara göre yorum yapıyoruz. Yani dediğim gibi Almanya maçında hazırlık maçı olmasının ayrı bir etkisi olduğunu size söyledim. Çok beklemedik gol. Mesela İtalya'ya ne dedik? Moldova karşısında çok kasmaz dedik. Moldova defans oynuyor dedik. İşte daha çok gol ikinci yarıda çıkabilir ya da İtalya yense de 2-0 3-0'da bırakabilir ama adamlar coştular. Attıkça attılar yani. Ne 2 ikinci yarıda daha çok golümüz geldi ne de 4.5 altımız geldi.
O yüzden burada da yine bir önceki maçlarına göre ve son performanslarına göre değerlendirdiğimizde iki takım da gol atabilir gibi. Oranda dediğim gibi değerli 1.85'ten karşılıklı gol var. Hem maçı izlerken de zevk almamız açısından değerlendirilebilecek bir tercih gibi geliyor bana. 8. maçımız Yunanistan-Moldova. İşte alın mesela Moldova, yine eksikleri de var. Yine defans yapacaklar. Yunanistan zaten bu grupta lider durumda. Onlar daha ne kadar Avusturya hazırlık maçında yenilmiş olsalar da ileri ucunda çok fazla kreatif oyuncuları ve çok farka gidecek oyuncuları olmadığı için evet yenebilir mi? Yenebilir. Ne olur? 1-0 olur, 2-0 olur. Bilemedin adı 3-0 olur. O yüzden burada maç sonuna zaten 1-12 gibi bir oran vermişler. Oran yükseltmek adına hani maç sonu 1 ve 3.5 alt alınabilir gibi 1.45 oranı var bunun da. Bu maçla ilgili düşüncem de bu. Diğer maçları şimdi bir sürü maç var. Hangi birine değineceğiz? 20'den fazla maç var. Zaten hem uzun sürer hem tek tek bütün maçlara girmek istemedim açıkçası. Ben milli maçları da çok sevmiyorum, beğenmiyorum ve iddia oynamasını da sevmiyorum. Bazen boş geçiriyorum. Yine cumartesi videosunda anlattığım gibi 1-2 kupon yapıyorum. Bazen canlıdan takip ediyorum. O yüzden anlıyorsunuzdur. Yani çok da istemeyerek aslında şey yapıyorum. Şimdi bir sonraki maçımız Polonya-İtalya. Zaten seçtiğim maçlardan bellidir. Daha çok gol olmasını beklediğim maçları seçmeye çalışıyorum. Ya da çok böyle bir takımın Yunanistan gibi mesela kazanacağını düşündüğüm maçları seçmeye çalıştım. Polonya-İtalya maçında da hani mesela Polonya'da bir Lewandowski var ki biliyorsunuz artık bambaşka bir boyutta bir futbolcu. Yani girdiği pozisyonlarda ya gole çeviriyor ya da asiste çeviriyor. İtalya'da aç gibi saldırdı Moldova'ya 6 tane gol attı. Onlar da gayet performansı son yıllarda çıkışta olan bir takım İtalya'da biliyorsunuz yine Mancini ile beraber ve burada her iki takım da neden birbirine gol atmasın diye düşünüyorum. Ben İtalya ne kadar favori görünse de Polonya'da bir tane gol atabilir diye düşünüyorum. Aklımdan geçen skor 1-2 olduğu için ya da 1-1, 1-2 İtalya kazanabilir. 1.70 gibi yüksek bir orandan burada da karşılıklı gol var, değerlendirilebilir gibi bana göre. Aradaki maçları geçtim. Son olarak Fransa-Portekiz'e geldim. Mesela burada da muazzam oran var. Şimdi Fransa'ya baktığımız zaman ikisi de yine hafta arasında oynadılar. Fransa Ukrayna, eksik Ukrayna'ya yine koronalı futbolcular çıkmıştı. Yine cumartesi videomuzda bahsetmiştim sanırım. Gol oldu, yağdı tabii. 7 tane attılar. Portekiz-İspanya maçında 0-0 bittiğine bakmayın. Birçok pozisyondan faydalanamadı Portekiz. Yine pozisyon da verdi. İspanya da faydalanamadı. En azından özetini bulur izlersiniz zaten. Bunların arasında şimdi bir intikam olayı da olabilir. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda 2016'da 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında Eder'in attığı golle Portekiz Fransa'yı elemişti ve orada Fransa biraz intikam için bu maça çıkıyor diyebiliriz ama Portekiz de gayet iyi durumda. Hem oyun olarak hem eksikleri de yok. Yine Cristiano Ronaldo da kadroda olacaktır. Diogo Jota, yine onun dışında Rafa Silva olsun, Joao Felix filan. Son dakikada işte muazzam bir gol kaçırdı kale önünde İspanya maçında. Joao Felix dokunabilse son dakikada maçı alıyorlardı. Burada da gol atma potansiyelleri yüksek bana göre. O maçtaki gibi yine bol pozisyon vardı, gol atılamamıştı ama burada iki takımdan da goller bekleyebiliriz. En azından dediğim gibi öyle olmasını istediğim için, maçı izleyeceğim için ve bu iki takımdan da gol beklemek hakkımız olduğunu düşündüğüm için ben karşılıklı gol vara girdim. Ya bir tarafa da gidemiyorum. Hani Portekiz yenilmez deseniz de ben katılırım. Fransa yener bu performansıyla deseniz de katılırım. O yüzden tarafa girmeyeceğim burada. Sistemde değerlendirdim bunu. Şimdi göreceksiniz. Karşılıklı gol varı idealde 1.75'ten. Zaten 3 tane karşı atıyorum tamamen. Fransa-Portekiz karşılıklı gol var 1.75. İşte Polonya-İtalya 1.70 karşılıklı gol var. Bir de Rusya-Türkiye'yi aldık mı? Yani 4'e yakın, 4'ünden fazla oran yapıyor. Böyle 2 tane 3'lü kupon yaparak geçiştirebiliriz gibi. Kafanıza yatan maçlardan alıp 2 tane 3'lü kupon yapabilirsiniz. Sistem kuponuma gelelim şimdi, yönetmenim ekrana yansıtabilirse. Ben şöyle diyeceğim şimdi, bazı maçların berabere bitme ihtimali de var. Ben handikap 0 girdim, sen beraberlik düşünüyorsan 0'a çevir. Çünkü ortalama oranlar gördüğünüz gibi hep 3 civarı. Ya 2.95 ya 3.10 ya da 3. O yüzden mesela ben Bosna-Hersek-Hollanda mücadelesinde Hollanda'nın tek farklı kazanacağını düşünüyorum 2-1 gibi. O yüzden handikap 0 aldım, oranı 2.95. Ha sen bunu mesela 0 düşünüyorsan direkt 0 al. O zaman 3 civarı falan oluyor oranı. Burada 4-5-6 yaptım ben, 22 lira bedeli 3400 lira. Direkt böyle alabilirsiniz. Sistem 2-3-4 ya da 3-4-5 de değerlendirebilirsiniz. Aralarından maç seçerek. Hırvatistan-İsveç maçına yine Hırvatistan'ın 2-1 gibi kazanacağını düşündüğüm için handikap 0 aldım. Onun da oranı 2.95. Norveç-Romanya mücadelesine yine Norveç'in gösterdiği performansa baktığımızda Romanya'da biraz defansif oynayacaktır ama burada da Norveç'ten tek farklı galibiyet bekledim ben. Sistemde değerlendirilebilir diye düşündüm. Handikap 0 aldım 3 oranıyla. Onun dışında İngiltere-Belçika mücadelesinde yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Gollü bir beraberlik, 1-1 ya da 2-1 gibi, 1-1 ya da 2-2 gibi bir beraberlik bekliyorum. Maç sonu 0 aldım 3 orandan. Fransa-Portekiz maçında çok ortada kaldım. 0 mı biter, Fransa mı alır, Portekiz mi sürpriz yapar ama
Dedim Fransa'ya bir şans tanıyayım yani bu performansıyla bir de intikam da güderse. Ama isteyenler sıfırda girebilir. Yenişemeyeceklerini düşünenleriniz varsa sıfır girebilir. Ben son anda handikap sıfır yaptım. 3-10 orandan Fransa'nın da tek farklı 2-1 gibi galibiyetini bekliyorum. 3-10 orandan. Bunlar sistem biliyorsunuz. Bilenleriniz bilir zaten. Bilmeyenleriniz de yüksek oran değerlendirdiğimiz fantazi dediğimiz deneme kuponu yani bunlar. 4 tanesi bile tutsa buradan en azından 60-70-80 lira neyse çarpmadım ama kuponun 3-4 katını kazanabiliriz diye düşünüyorum. Kendi maçlarınızda da birleştirebilirsiniz. Son olarak Polonya-İtalya mücadelesinde de yine İtalya'nın tek farklı kazanacağını düşünerek handikap 0 girdim. Onun da 3 oranı var. Dediğim gibi sistem 4-5-6-22 lira yapıyor. 3400 lira veriyor hepsi tutarsa. 5 tanesi bile tutsa birkaç yüz lira verir en azından diye düşünüyorum. Bol şanslar diliyorum. Kafanıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Heyecanlık, takiplik yapacağınız kuponlarda hepinize bol şanslar diliyorum. Yine like'larınızı, beğenilerinizi gönderirseniz ve yorumlarınızı da eşlik ederseniz seviniriz. Şurada çıkacak olan fotoğrafıma da tıklayarak kanalımıza abone olarak bizleri takip ederseniz de seviniriz. Çok seviniriz efendim. Hoşça kalın. İyi pazarlar, bol şanslar diliyorum.